Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz videoya. Bugün Royal Youth'un Gaming House'unu ziyaret edeceğiz. Haftaya da hangi gaming house'ları ziyaret etmemizi isterseniz yorumlara belirtin. Bugün Royal'deyiz, Royal'in gaming house'una geçelim isterseniz. Eğer videoyu beğenirseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün Royal'in gaming house'unu ziyaret ediyoruz. Pek ziyaret sayılmaz aslında ama geziyoruz. Evi gezdireceğiz size, bir gaming house neye benziyormuş falan, bunları göreceğiz. Evet arkadaşlar, direkt eve gidiyoruz. Burası neresi şimdi, ben bilgileri alayım senden. Şimdi burası bizimki ev var. Herkes kendi oda muhabbeti yaptığı için bir eve sığmadığımızdan. Burası yaşam alanı gibi bir şey. Asıl bilgisayar falan yukarı katta. Burada sadece takılıyoruz işte. İçeri bakalım istiyorsan. Evet, burası ne şimdi? Yaşam alanı mı? Aynen. Sabahları burada kahvaltı yapıyoruz işte. Sabahları burada yaşayarak kahvaltı yapıyoruz. Aynen. Yukarıda zaten yemek falan pişmiyor. Buraya iniyoruz yemek için. Tamam. İşte bu masada yiyoruz genelde. Şurada bir sinema perdemiz var. Burada yedek oyuncumuz. Burada sinema perdemiz var. Merhaba. Yedek oyuncu abi. Burası sinema salonu mu oluyor? Ne oluyor burası? Boş alan. Dizi falan çıkıyor. Yeni sinema çıkıyor. Arada takılıp hep birlikte izliyoruz yani. Sinema geceleri falan oluyor. Evet. Öyle. Abi burada zaten bayağı geniş. Geniş yani. Rahat. Burası efsane bir yere benziyor. Ben buraya daha önce geldim. Şu an hiç size bilmiyormuş, ilk kez görüyormuş numarası yapmayacağım. Zaten biliyorum burayı. Gayet güzel burada PlayStation'ları var, projeksiyonları var. Yani ne kadar çok cihaz varsa hepsinin özel kumandası var. Hangisi ne işe yarıyor kim bilir yani. Yüzlerce kumanda, tablolar, sanat. Royal sanattan anlayan bir takım olsa gerek. Adamlar çiçekli tabloları, yastıkları çiçekli aynı zamanda. Masa bile gördüğünüz gibi çiçek desenli. Royal takımının nasıl çiçekleri sevdiğini buradan görüyoruz. Şöyle geçelim yavaş yavaş. Bu Picasso'nun ünlü bir tablosu. Picasso'nun var. Ünlü bir tablosuymuş arkadaşlar. 10.000 dolara aldık. 10.000 dolara alınmış bir tablo. Gerçekten. Yok. Bu kaç para alındı belli olmayan bir tablo arkadaşlar. Gelin o zaman şöyle geçelim. Buralar giriş. Burası evin girişi zaten. Buradan az önce girdik biz. Burası evin mutfağı. Buzdolabı. Buzdolabı açılırken girişi kapatıyor. Ters bir buzdolabı olmuş. Kapağı öbür tarafa açılsa daha iyiymiş. Burada yine ayrıca bir buzdolabı. Yani buzdolapları bitmiyor. Dolap buzdolapları var burada. Su sedirleri, masalar. Yani mutfaktaki oturmak için yapılan koltuklar ve oyuncu koltuğu. Yani kahvaltı yaparken bile bu takım konforu iliklerine kadar hissediyor. Burada yine mikrodalga aynısından bende de var. Televizyon, kahvaltı yaparken bir şeyler izlemek çok önemli olsa gerek. Burada kombi. Aynen. Kombileri var. İşte buradan da manzarası. Burası arkadaşlar mutfak. Sadece mutfak. Mutfağın burada da bir tane balkonu var. Burada herhalde oyuncular oturup havalanıyor. Yemekler pişmiş güzel güzel. Burası da birinci kat diyelim o zaman. Birinci katta mutfak var. Bir tane o yaşam alanı dediğimiz projeksiyon yer var. Giriş dolabı var. Burada tuvalet herhalde burası. Aynen. Evet, burası minik küçük bir tuvalet. Burada sıçıyorlar. Burası İrfan'ın odası. Armut'un odası. Armut, İrfan, Tükek. Ne de Tükek? Masası var. Odasında bilgisayar yok arkadaşlar bu kardeşimizin. Çünkü odalara bilgisayar koyulduğu zaman gaming house'larda oyuncular odalarından çıkmıyor. Toplu yaşam alanlarına katılma seviyeleri düşüyor. Benim bu analizim sence. Aynen. O yüzden koymamışlar. Bazı takımların oyun şeyleri var. Bilgisayarları var odalarında. Böyle burada bir tane daha oda. Burası kimin? Burası Closer'ın odası, boş odası. Aynen. Masası var, bilgisayarı yok, yatağı var. Buraya sadece uyumak istediği aynen zamanlarda gelip uyuyor herhalde. Masalarda off-season'da indiriyoruz bilgisayar, yani yayın falan yapmak için. Aynen, sezon bittiğinde canları isterse yayın yapıyorlar odası, yapıyorlar odasında. Burada yine tuvalet. Burası büyük tuvalet, burada herkes takılıyordur. Burası koçun odası, bunu çalmaya çalıştım, bu, çalamadım. Yalnız bu Royal'in koçu... Neden bu kadar büyük bir odada? Yalnız bakar mısın Lüksa? Adam odasında camdan bakıyor, havuz görüyor. Bu oda iyiymiş ya, bu odada yaşamıyor. Otel odası gibi. Bu odayı mesela kiralamaya çalışsam, günlük 250 liradan falan başlar yani. Kocaman otel odası gibi, kendi
ebeveyn banyosu var ve ebeveyn banyosu bir de ışık alıyor arkadaşlar. Kendimi şu an emlakçı gibi hissettim ama gerçekten bir tuvaletin ışık alması çok önemli bence. Evet abi, bence. Tamam. Duşakabin arkadaşlar, burada küvette seks yok. Burada duşakabin var arkadaşlar. Burada bakalım tuvaleti göster. Dükkan bitti. Aynen. Yukarı çıkalım mı? Bitti. Çıkalım, biraz orada sosyalleşelim. Dükkatta sadece closer var ve bir yedek kardeşimiz var. İkinci kata geldik. Burada da böyle artık her şey burada. Aşağı kat sadece uyumalık, yaşam alanı tarzı düşünün. Burası evin girişi. Buradan giriyorsunuz. Sağ yaptığınız an böyle bir şey çıkıyor karşınıza. Burası da gaming room. Burada oyun oynuyorlar arkadaşlar. Burada kardeşimiz girişte benim gibi video çekmeye gelenler olursa diye rahatsız olmasın diye özel duvar yaptırmış buraya internet kafe tarzında. Anca böyle gelip ne yaptığına bakabiliyorsunuz. Yani monitörün görüntüsü komple gizlenmiş bu duvar sayesinde. Özgürce yani istediği sitelere girip surf yapabiliyor internette. Burada closing bilgisayar herhalde. Aynen. Burada ICO. CEO. Anyon Haseyo diyeceğim kendisine ama duymayacak yani. Anyon Haseyo. Yazıyor. Ben de Haseyo. CEO var burada. Almanya'nın gururu, Türkiye'nin yarı gururu. Barış Tolerant. Spor Tolerant hadi git durma. Yani diyecek bir şey yapamadım. Tolerant var. Kendisi bir şeyler izleyip chill chill takılıyor burada. Burada bir tane antrenman yaparlarken takımın menajerinin oturup böyle buradan izlediği bir koltuk var. Her yere hakim olan. Böyle bir koltuk. Burada closer yayın yaparken arkasında süs olarak duran televizyon. Burada işte takımlar... Aynen televizyonu. Aynen. Televizyonda böyle artık ne yapıyorlar bilmiyorum. Büyük ihtimal koç ekrana veriyor buradan. Hep beraber koltukları çevirip buradan bir şeyleri izliyorlar. Şöyle yaptık, böyle yaptık tarzında. Burada menajer, Royal Youth'un menajeri Mert Tanrıverdi. Yanında da koçları Enatron. Best coach in the world. Best coach in the world. Best coach in the world. Pilot. Pilot. Uçak pilotu kendisi. Aynı zamanda da e-sporcu Koreli. Anlayana söyleyelim. Burası da böyle. Burada da burayı çekme abi. Burayı çekme. Burada şampiyon olmaya çalışıyorlar. Burada SKT ile attığımız şeylerin sonuçları var. Burada takımın en iyi oyuncularını üfleyen bir vantilatör koymuşlar. Diğer taraf gerek sıcaktan yok. Bayılıyor ama takımın starları burada üfresiyor. Burası güzel. Burası da şey dolabı herhalde. Burada içecekler, atıştırmalıklar falan. Yani takımın armut ve CEO varken böyle bir dolap kullanmak imkansız. Burada yine takımın tatlısı, burada kahve makineleri, su serimleri, her şey var. Var dolu var yani. Burada Hakan video çekerken içine girdiği bir tane ne yaptın? Derin dondurucu var. Bu tarafta bir tuvalet herhalde. Burada girmeyelim böyle. Buraya girmeyelim. Buraya da girmeyelim. Burada içeride bir bakla bulusu varmış. Burada bir tane oldu. Burası kimin? Siyo. Burası Koreli bir kardeşimiz. Koreli'nin yatağı büyük tabi. Koreliler bir de her gün disiplinli olduğu için Koreliler arkadaşlar. Zamanında çok çalışmayı öğrendikleri için adam her gün yatağını topla. Bir de closer'ın yatağına bakın. Farkları bulursunuz büyük ihtimal. Böyle burada bir tane tuvalet, banyo. Burada Tolerant ve yedek kalıyor abi. Burada Tolerant tek başına kalmıyor büyük odada. Tolerant ve bir yedek bu odada kalıyorlarmış. Büyük bir oda. Koç tek başına kalırken oyuncular altta izliyor. İki kişi birden kalıyorlar. Evet. Şöyle mesela iki tane kardeşimiz burada yaşıyor. Kendilerine ait bir tane de burada banyoları var diyelim. Yine odaları tabii ki de. Odaları tabii ki de havuz manzaralı. Dışarıda insanlar bu arada havuza giriyor ve bu da e-sporun bence en zor taraflarından bir tanesi. Dışarıda insanlar havuza giriyor görmüş olduğunuz üzere. Fakat kardeşlerimiz burada havuza giren, eğlenen insanların gözü önünde sonsuz bir şekilde durmadan çalışmaya devam edip şampiyon olmaya uğraşıyorlar. Yani bu da e-sporun en acı verici taraflarından bir şey. Dışarıdan kolay gözüküyor. Oturuyorsun, bütün gün oyun oynuyorsun, para kazanıyorsun ama bak şimdi bir seviye sonra ne oluyor biliyor musun? Bu adam sabah 10 saat oyun oynuyor her gün kafasını camdan çıkarıp bakıyor insanlar orada sıcağın altında havuzda güneşleniyor, partiler falan, bunlar bilgisayar başından kalkamıyor. Bu mesela psikolojik olarak ben yaşadım, zor. Sence zor mu? Yani her gün aynı sevdiğin yemeği yersen elbet sıkılırsın, aynı mantık işte. Aynen öyle. Bu da e-sporun zor tarafları diyelim. Evet beyler, video herhalde
Bitmedi. Biraz daha devam edelim. Evet, diyecek fazla bir şey kalmadı. Evi gezdik, her şeyi yaptık. Evet abi, video bu kadardı arkadaşlar. Sizin için teşekkürler. Bir sonraki videoda e-sporun genel olarak bütün muhabbetlerini konuşacağız. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına yazın ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.